Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Efendim hoş geldiniz. Bugün 16 Şubat 2016 Salı. Nasıl enerjik bir giriş yaptım farkında mısın aslında? Evet, daha güzel. Hoş geldiniz falan böyle. Evet. Şimdi Hasan abicim, Star Kıbrıs'ı verelim arkadaşlar. Star Kıbrıs'ın manşetini beğendim bugün. Onu verelim, Star Kıbrıs'ı. Star Kıbrıs diyor ki asrın projesi asrın krizine döndü. Evet. Doğru mu Hasan abi? Kısmen doğru. Kısmen tabii bunda güzel bir şey değil mi yani benzetme. Bundan daha büyük krizler de olabilir. Daha sonra daha büyük projeler olmayabilir yani dolayısıyla o asrın projesi ama yani bugün büyük için bir hani krize dönüştü. Bugün iyi için bir benzetme yaptı arkadaşlar. Evet, öyle bir duruma geldi iş. Büyük yatırımlarla 5 ay önce Asrın projesi adı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınan su asrın krizine döndü. Su anlaşmazlığı nedeniyle hükümet bozulma noktasına gelirken UBP anlaşmayı kabul etmeyen CTP'ye 2 gün süre verdi. CTP bu duruma ne der Hasan abi? Hükümet bozuldu. Boşuna kendinizi yormayın. Televizyonlarda hükümet bozulacak mı, bozulmayacak mı? Tam oraya onu soracaktım vesaire. Hasan abi. Diyecektim ki Hasan abi bu gider mi? Bu gemi gitmez. Gemi gitmez diye bir şey yok. Zaten gemi durdu. Şimdi nasıl tahil olacak falan filan yani bu iş dün itibariyle bitti. Peki yani taraflar zaten buna hazır ve razıdırlar. Sadece yani bir şey yok. İşte nihayette formalite icabı bazı ya görüşme yapılacak ya belki yarın çarşamba bakanlar kurulu beklenecek. Başbakana denecek ki nedir kararın, imzalıyor musun, imzalamıyor musun? Ama başbakanın öyle bir seçeneği olduğunu bu noktadan sonra ben düşünmüyorum. Dün de söyledim. Başbakan da dün yaptı açıklama. Yani ben dün sabah söyledim, dün ondan sonra mecliste olan konuşmalar. Yani bunu teyit eder nitelikteydi. Evet. Hatta belki de Sayın Başbakan bunu gerekçelendirmek için mesela bu Türkiye'de işte hüsnü kabul görmedi bakanlarımız şeyi çok yerinde olmadı. Çünkü görüldüğü gibi içinde çelişkiler olan şeyler çıktı. Yani şimdi dün bunu öyle belki de söylemesine hiç gerek yoktu Ömer Bey'in. Çünkü neden kriz nedeni o değil ki. Yani kriz nedeni dört bakanın karşısındaki oturduğu değil ki. Kaldı ki bildiğimiz bir şey var. Yani benim şahsen de bildiğim, ben orada değildim ama oradaymışım gibiydi biliyorsun. O iki gün biz de başka bir Ankara'daydı. Meseleler nedeniyle Ankara'daydık.
Hem bakanların girmesi çıkması, kuliste kahve içtik, sabah kahvaltı yaptık beraber. Neler yaşadıklarını hep gördük. Teknik seviyede görüşme yaptılar. Çözemedikleri meseleleri de siyasi seviyede Tuğrul Türkeş'le görüştüler. Yemekte bir araya geldiler. Konuştular. Ve bu yansıdı zaten, basına yansıdı. Yani o belediyelerin tam olarak sürece veya sisteme katılmamaları halinde ne olacağı sorusunun cevabını Tuğrul Bey'in önerisi verdi. Yani teknik düzeyde bulunamayan cevap siyasi düzeyde bulundu. Yani şunu demek istiyorum, aslında Türkiye'de temsil bakımından bir sorun yok ki. Orada gerek teknik diyeceğim. Yani aslında teknik demek de ne kadar doğru. Çünkü Türkiye'de üst bürokrasiyle siyaset adeta iç içe geçmiş gibidir de. Bugün Hüseyin Ekmekçi benim dünden beri söylediğim şeyi söylüyor. Evet, yazdı dün, daha doğrusu. Dün bu konuyu... Yani önemli olan yetkili muhatap bulmaktır. Yani şimdi... adam senin karşına mesela biliyoruz bir sürü savaş neredeyse bir istihbarat elemanının bir taahhüdüyle sona erer, başlar, şu olur, bu olur. Yani devlet adına konuşmaya yetkilendirildiği zaman o işi doğru yapabilen birisi varsa veyahut da o yetkiyi verenler o kişinin arkasında duruyorsa bir problem yok. Tamam, şimdi bu dün zaten yaptığımız sohbette ilk geçen sizin çok yorumunuz, dikkatimi çekmişti. Yorumunuz oydu. Suudi Arabistan'ın Yemen'deki generallerinden birisi bir Tuğ generaldi. Tamam. Öyle siyahi bir adam, hatırladın mı fotoğrafını da? Ve dedi ki Suriye'ye kara harekatına katılabiliriz. Kaç gün oldu bak, daha üst bir yetkiliden bir şey de yok. Ve ona Amerikalılar da cevap verdi. Yani o Tuğ generali, yani Amerika demedi. Suudi Arabistan'ın hem de üstelik. Yani tersi olarak Amerikalı bakanlar buna muhatap kabul edip bu açıklamayı konuştular. Yani eğer siz biliyorsanız ki o belli hiyerarşik yapılar içerisinde yetkilendirilmiştir o açıklamayı yapma konusunda, bir problem yoktur. Evet. Veya o imzayı atma konusunda demek istiyorum. Dün bu konuyu konuştuyduk. Bu işte mütekabiliyet konusu. Başbakan Kalyoncu'nun bu konudaki yapmış olduğu açıklamayı da Hüseyin Ekmekçi de değerlendirmiş. Az önce Hasan abinin söylediği gibi Hüseyin Ekmekçi'nin yazısından alıntı yapayım. Dün konuştuyduk bunu zaten. Dün Hasan Bey zaten ilk dakikalarda bunu söylemişti. Hüseyin de şöyle demiş. Başbakan Kalyoncu diyor ya, diyor, bizimle müsteşar yardımcıları görüştü. Ömer Bey, işte müsteşar yardımcılarının masaya oturup başka bir ülkeyle anlaşmaya varma ve bunu da başbakanlarına onaylatma yetkisi var. O ülkede, diyor, yani Türkiye'de müsteşar yardımcısı oturur, senin bakanlarını anlaşır. Zaten başbakanın gerekli istişareleri yapmışlardı. Yetkilerinin sınırlarını vesaire tayin etmişlerdir. Devamına geliyorum. Senin bakanlarının, diyor, yok. Bak, senin bakanlarının yok. Sen başbakansın, senin de yok. Tamam. Şimdi bak, ben de bir şey okuyayım sana. Lütfen. O zaman buna dair. Bu süreçte önemli bir rol oynadığını bildiğimiz Hasan Ulaş Altıok, CTP Parti Meclisi üyesi. Bu parti meclisi toplantılarından sonra katıldığı televizyon programında CTP'nin reddettiği anlaşmadan çok daha kötü bir anlaşmayla karşı karşıyayız demiş. Tamam. Yani bunu arkadaşları paylaşmış. Kendi Facebook sayfasından okuyorum. Yani onayladığı bir şey. Bunu böyle söylediği. Yani şimdi oraya giden dört bakan CTP'nin daha önce reddettiği anlaşma metninden daha kötü bir anlaşma ile geri dönmekle itham ediliyorlar. Bu bakanlar. Anladın mı? Yani kafalar, yetkiler. Tamam. Buna şunu ekleyelim. Şunlar bunlar ne kadar karmaşık ve karışık. Yoruma şunu ekleyelim Hasan. Yani. Abi. Dur yapma. Hayır, bu iyileştirme ama anlaşılmasını tamam, söylüyorum. Yeterli değil falan diye bir şey yok. Biz sizi nereye yolladık?
Siz ne yaptınız, geldiniz? Diyor şimdi mesela bazı parti mensupları. Yolladıkları bakanlardan da bir iki Özgür diyor ki biz diyor gittik. Hatta biraz da diyor sert tavır koyduk ve istediğimizi aldık geldik. Ben zaten Birikim Bey'in söylediğini şahsen yaşadım, biliyorum. Yani mesela ilk günün sonuna doğru yani bir kriz hali vardı şeyde, Ankara'da. Tamam. Yani gece işte Tuğrul Bey'in falan, sonra şeyi de biliyoruz. Yani gün boyu devamlı haberleşme olduğunu da biliyoruz. Yani yok böyle bir şey. Yani dört bakan gitti oraya da Kıbrıs'tan bütün irtibatları kesildi, bir odaya kapatıldı. Ve kabul edeceğim vesaire, yok böyle bir şey. Zaten hepsinin değilse bile en azından iki CHP'li bakanın gayet geniş yetenekleri vardır haberleşme konusunda. Ellerindeki akıllı telefonlarından bunu da hepimiz biliyoruz. Bak sen de yapıyorsun öyle şeyler, değil mi? Yani sürekli Skype'lar, WhatsApp'lar, mesaj, mailler, SMS'ler falan filan. Yani yok böyle bir şey. Çok yani biliyorum ki mesela Tuğrul Bey'le Mehmet Ali Talat Bey bile konuştu yani o akşam. Dolayısıyla şeyi yok. Evet. Yani orada bir karar alma süreçlerinde bir şey var yani, sıkıntı var. Sıkıntı var ama şöyle bir şey de var Hasan abi. Şimdi bugün Afrika gazetesi de bu konuya gündeme taşımış. Kim takar bakanı demiş. Meclis Başkanı Sibel Sibel, Türkiye'de itibar gördük derken Birikim Özgür Ankara'dan istediğimiz sonucu alarak mutlu döndük dedi. Ancak Ömer Kalyoncu farklı konuştu. Bakanlarımıza Ankara'da muhtar muamelesi, kim takar bakanı manşetiyle bu haberi okuyucusuna tamam, duyurmuş. Yani bu halimizle bile aslında bu gördüğümüz muameleyi nasıl değerlendirdiğimizi bir fikir değil, hem fikir değiliz demek. Evet. Tamam? Yani bu muamelenin iyi olup olmadığı konusunda bile biz karar veremedik. Yani sonuç budur. Yani denecek bir şey yok. Bir şey daha söylemek isterim burada. Benim gördüğüm kadarıyla bu tartışmaların, tabii ki bunlar hep CTP içerisinde oluyor çoğunlukla, dikkat et. Yani hükümet şeyine gelebilirsin yeniden biraz sonra, ama ben CTP içerisinden bir şey söylemek istiyorum. Mesela bu varılan neticeyi suyun özelleştirilmesini engelledik diye lanse eden parti meclis üyeleri de var. Yani dolayısıyla demek ki asıl olan, ne kadar sorun çıkarabilirsek çıkaralım, hangi aşamada nasıl çıkarabilirsek çıkaralım ve bu suyun özelleşmesini, onların deyimiyle yani bu kamu özel işbirliğiyle dağıtılmasını engelleyelim. Evet. Dolayısıyla işte o yeterliydi, değildi veya müsteşar yardımcısıyla görüştük veya başbakandan görüştük hiçbir falan. Hiçbir önemi yoktu yani. Bunların hepsi bahane. Demagoji yani, ortada söylenen laflar gibi yani kalıyor. Yani dört bakanla da görüşseydi karşısında. Ya 7 tane de olsaydı bakanla karşısında fark yani. Ha. Evet, nihayette. Çünkü övünülen şey, ki bu hedeflenen şeydi. Yani bu su işini nasıl berbat edebiliriz? Beyhude bir uğraştı yani. Beyhude bir uğraştı. Evet. Yani bu belli yani. Çünkü artık sosyal medya diye bir şey vardır Cem. Yani orada zaten insanlar verelim sosyal medyaya kınayacakları şeyleri, övünecekleri şeyleri vesaire kendiler karar verebiliyorlar. Yani sizin yazınızla ilgili de bir yorum yapılmış Hasan Sarp'ten tarafından, Hasan Beyciğim. Bir tane yapıldıysa az. Bir tane de birçok yorum yapılmış da bir tanesini almışlar arkadaşlar. Hasan Sarp'ten yaptığı yorumu verelim ona arkadaşlar. Hangisini şimdi ne? Bir zamanların müzmin CTP'lisi Hasan Erçakıcı su konusunda bir analizde bulunarak CTP Parti Meclisi'nin bazı üyeleri Türkiye'nin adadaki varlığının hukuki veya fiili olarak artmasına karşıdırlar dedikten sonra bunun yanlışlığına işaret ederek çözüm arifesinde hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye'nin adadaki varlığını daha fazla güvende hissetmesi gerekmektedir saptamasını yapıyor. Ve CTP misyonu gereği bu su protokolünü imzalamalı fikrini satır aralarına serpiştirip çözüm için Türkiye ile işbirliği esastır ve bu görev esas olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne aittir diyor ve sonuçta ibretlik bir yazı ortaya çıkıyor demiş.
senin Milliyet'te yer alan yazını KKTC'yi yönetmek CTP'nin misyonu şeklinde ki yazını Hasan abicim. Şeyi beğenmiyorum sadece, müzmin CTP'nin ne demek? Hasan Sarp dene söyledi. CTP'lilik bir hastalık bak, değil ki. Verdiler onu. Tamam arkadaşlar. Ama yani yani Hasan Bey'e telefon açıp bu konuda şey isteyeceğim herhalde. İzah edeceğim. Müzmin CTP'li. Bir açıkla bana bunu. Evet. Yani diğerleri zaten benim yazdıklarımdır. Evet. Ama şey müzmin CTP'li. Şimdi UBP Genel Başkanı Özgür Gün diyor ki ortağımız en kısa sürede imzayı atmalı. Biz bunu diyor Bakanlar Kurulu'nda diyor onayladık. Bu onaylanmış bir metindir. Bunun da imzalanması gerekir diyor Hüseyin Özgür Gün. Tabii bu konuda da bir farklılık var. Yani geçen hafta çarşamba günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin, Bakanlar Kurulu'nun yani bu metni onayladığı söylemi var. Yani bu basına yansıyan kadarıyla Hüseyin Bey de var. Aynı zamanda Mehmet Harmancı'nın, Lefkoşa Belediye Başkanı'nın sosyal medya paylaşımında da bunu okudum ben. Yani çünkü çarşamba gecesi biliyorsunuz bakanlar gidip belediye başkanlarına bilgi verdiler. İçişleri Bakanlığı'nda Bakanlar Kurulu'ndan sonra toplantı oldu gece. Ve bu toplantıda diyor Harmancı bu metnin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı söylendi diyor. Evet. Bu da ilginç. Bilmem. Yani bunu Sayın Başbakan bilir tabii. Yani bu bir Bakanlar Kurulu kararı haline gelmiş miydi, gelmemiş miydi? Ama UBP'lilerin en azından algısı böyle. Ve şimdi diyorlar ki Bakanlar Kurulu bu kararı, bu metni onayladı. Bunu imzala diyorlar Sayın Başbakan'a. Hı hı. Yani bu açık ve net. Dün de yani bu konu çeşitli şekillerde konuşuldu. İşte biliyorsunuz Hüseyin Bey'in zaten bir tweet'i vardı. Dün de bir açıklama yaptı UBP Genel Başkanı bu konuda. Dolayısıyla ben yani bu konudan geri adımlar atılacağını düşünmüyorum. Yani gerek UBP gerek CTP tarafından. Bu anlamda söyledim. Yani hükümete bitmiş gözüyle bakabilirsiniz. Bundan sonra televizyonda konuşmamız gereken gündemdeki diğer senaryolardır. Yani bu hükümet sonrası senaryolar. Seçim mi olur? Başka hükümet mi kurulur? Seçim hükümeti mi kurulur? Seçime kadar mı hükümet kurulur? Gibi bir sürü konuların konuşulması gerekiyor artık. Eğer şimdi, bir adım önde olmak istiyorsak izleyicilerden, yoksa diğerlerini zaten izleyiciler de biliyorlar. Tekrar, onlardan bir farkımız olmaz yani. Evet, tekrar döndüm Hasan abi. Bu hükümetin kurulduğunda 22 Temmuz'da açıklanan hükümet programına tekrar bir göz attım. Hı hı. Dün gece de oturdum. Bir baktım yani bir araştırdım. Bakayım dedim ne demişler tekrardan su konusuyla ilgili. Şimdi ilk 6 ay içerisinde ülkenin bütününü kapsayan su yönetim planı hazırlanacak. Şeyde hükümet programında yer alan taahhütlerden bir tanesi bu. Diğer taraftan su kaynaklarının etkin, verimli, sürdürülebilir, eşitlikçi, güvenilir ve kaliteli yönetimini uygulamaya geçirebilmek ve bu alanda etkili denetim uygulayabilmek için bir yıl içerisinde su yasası çıkarılacak ve özerk su yönetimi kurulacak bir yıl içinde ve su yönetiminin KKTC meclisinde temsil edilen tüm siyasi partilerin, belediyelerin, paydaş devlet kurumlarının ve paydaş sivil toplum örgütlerinin temsil edileceği demokratik bir yapıya sahip olmasına özen gösterilecek. Su kaynakları ile ilgili bölüm çevre yasası kapsamından çıkarılıp su yasası kapsamına alınacak diyor hükümet programı. İlk 6 ay içerisinde ülkenin bütününü kapsayan bir çalışma yapılacağını da söylüyor. Şu ama an 7 ay oldu. Yani sıkıntı şurada Cem. Yazılanların ne kastettiğini, çünkü nihayette yazılan her şey, yani bu bir hükümet programında yazılabilir, bir makalede yazılabilir, herhangi bir şeyde veyahut da bir söz söylenir meclis kürsüsünden veya televizyon ekranından. Bir şeyi anlatmak içindir. Kafamızın içinde oluşturduğumuz bir düşünce var. Hı hı. Bir tahayyül var.
onu karşımızdakine iletmek için cümleler kurarız, yazarız veya söyleriz. Şimdi bunlarla neyi kastettiklerimizi, neyi anlatmaya çalıştıklarımızı en iyi biz biliriz. Karşımızdaki, şimdi mesela benim için bu cümleler çok anlamsız bir hale geldi. Bir şey ifade etmiyor. Çünkü o cümleleri o zaman okuduğumuzda bir şey anlamış olabilirdik. Anladıklarımızın doğru olmadığını veyahut da bunu ortak olarak yazanların aslında farklı farklı şeyler anladıklarını bu cümlelerden veya belki de işte iş olayı yazdıklarını bazılarının, bazılarının kafasındaysa bir tahayyül olduğunu ve o tahayyülün gerçeğe yansımadığı. Yani bitti o iş. Evet. Yani bunları söylememin nedeni budur. Bitti yani o şey. Geçmiş olsun. Yapacaktınız da yapmadınız, yapamadılar zaten. Zaten hükümet bitti de. Yani niyetleri, yani onu yapmadıkları için o oku ilk şeyi 6 ayda ne yapılacaktı, bir etkin. Ülkenin tümünü kapsayan bir su yönetim planı. Şimdi bunu itham etsek. Niye yapmadınız? Niye yapmadık desek, yapmadınız desek insanlara, bize diyecek ki biz Türkiye ile bir, yani bu suyu nasıl değerlendireceğimiz konusunda anlaşamadık ki bunu nasıl bir plana dökebilecektik. Anlatabildim mi haklı olarak? Tamam. Ama yani bunu yaparken kafalarında Türkiye ile nasıl anlaşacaklarına dair bir şekil olması gerekiyordu demek. Ama bu hükümetin demek. Şimdi ben aynı programda başka bir madde var Hasan abi, onu da sana söyleyeyim. Hükümet Temmuz'un başında bu program okundu. 22 Temmuz'da. Aynı hükümet programında şu yazıyor. İlk 4 ay içerisinde 3 yıllık ekonomik programın da hükümet tarafından yazılacağı yazıyor. Gördün mü? Yani oysa bugün bak Kıbrıs postasındadır yanılmıyorsam. Ticaret odası, sanayi odası, başka kim var? Esnaf ve zanaatkarlar ekonomik protokolün imzalanması konusunda şey vermişler, röportajlar vermişler. Gazete bunu almış. Şubat'ın yani 16'sı bu arada. Evet. Tamam, yani hepsinin böyle farklı farklı okuyacak değilim haberi. Ama bu neyi gösteriyor bize? Dediğim gibi Şubat'ın 16'sı. 7 ay geçti mesela. Daha ortada evet. Herhangi bir ekonomik protokol vesaire yok. Kaldı ki hükümet bir çalışma yaptı. Yaptırdı veya. Hatırla, orta vadeli plan OVP anladım. Diye yaptırdı. Şeye zemin olsun diye. Tamam ama devamı gelmedi. Devamı gelmedi, gelemedi. Yani demek ki şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben burada yani şimdi hükümetin niye yapmadığını anlatmaya çalışmıyorum. Onu kendileri anlatsınlar. Benim tam tersine eleştirim daha derindir. Yapmadıklarından değil. Neyi yapıp neyi yapamayacaklarını bilmeleri lazımdı işe başlarken. Ve gelip de öyle bir taşa takılmamaları lazımdı. Yani bu yolda taş varsaydı taşın farkında olmaları gerekirdi. Evet. Çünkü bu böyle bir sorumluluktur. Sen bir halkı sırtına alıp yola çıkıyorsun. Bir yerden bir yere taşımak iddiasıyla. Yani ben farkında değildim. Yolun ortasında bu taş vardı. Geldim, takıldım, düştüm. Olmaz böyle bir şey siyasette. Anlatabildim evet. mi? Bu yolu bileceksin, tanımlayacaksın. Tehlikelerini, fırsatlarını, tehditlerini analiz edeceksin. Ne yapıp yapamayacağını ona göre halkınla paylaşacaksın ve bu taahhüdün altına gireceksin. Şimdi, yani böyle idealler güzeldir, iyidir. Siyasette bunların yeri vardır. Ama bunları getirip gerçekle buluşturmak gerekir. Tamam. Bizim Kuzey Kıbrıs'ın gerçekleri nedir? Bunu işte şimdi bugünkü yazıya dair şey yaptım. Ben bunu defaatle yazdım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetmek isteyenler Türkiye ile işbirliği yapma potansiyeli olmalıdır. Türkiye ile kavga etme potansiyeli olanlar yapamazlar bu işi. Bu evet. bellidir. İşte yaşadığımız bu 6 aylık süreç bunu bize bir kez daha gösterdi. Yani İstersek hükümet, geçmişten de defaatle örnekler buluruz başka. Şu an yaparız. Şu anki CTP yönetimi yani, Türkiye ile kavga etme potansiyeli olan bir yönetim. Öyle görünüyor. Dedim, anlattım size. Anlattım. Yani sosyal medya açık dedim. Arkadaşlarım bir kısmı bu suyu onların deyişiyle söylüyorum. Türkiye'ye kaptırmamak, peşkeşi önledik diyor mesela. Hı. Algı böyle. Uğruna mücadele ettiği şey bu.
Bunu anlaşılsın diye söylüyorum. Benim söylediğim şey değil bunlar. Onların bu konuda hala, kendi söyledikleri şeydir bunlar. Hala. Yani arkada böyle bir şey dönerken sen önde işte o haktı, bu şuydu, bunu hukuka nasıl sığıştırırdık? Yok böyle bir şey ki. Bu muhabbete girme diyorsun yani. Tabii ki. Anladın? Dolayısıyla bu şekilde bu Kuzey Kıbrıs yönetilemez. Yani basittir bu. Model farklılıkları var diye konuştuk burada. Evet, şimdi bu... Yani sen yap işlet devlet modelini veya kamu özel işbirliği modellerini, onda farklı modeller olabilir. Türkiye'leştirme olarak görüyorsun. İstemiyorsun. O zaman evet, kendi kaynakların olacak ve bunu devlet eliyle yapacaksın. Ve o devletin yönetimine de sen işte seçimle diyelim gelmiş olacaksın. Ve o yönettiğin devletin de kaynakları yeterli olacak. Bunu devlet eliyle yapacaksın. Bu mesela o zaman bir siyasi proje olarak değerlendirilebilir. Bu devletin kaynakları yeterlidir dersin halkına. Şimdi, ben bu devletin kaynaklarını doğru kullanarak, etkili kullanarak size gerekli hizmetleri vereceğim. Bu altyapı hizmeti, diğer servisler, sağlık, eğitim vesaire dersin. Evet. Bunu ikna edici olursun, bir şey, gelir yaparsın. Bir şey daha okuyayım Hasan abi, öyle devam edelim. Dün de birkaç yerde bu konuyla ilgili muhabbetlere katıldım da hala daha yanlış bilinen şeyler vardı, onu söylemeye çalışıyorum. Her neyse. Şimdi Mayıs ayında, Mayıs ayının başında Sayın Talat 25 maddelik bir yol haritası, 25 maddelik bir prensipler, manifesto gibi bir şey. Manifesto yayınladı. Bunun 8. maddesi diyor ki, CTP stratejik kuruluşların özelleştirilmesine açıkça karşıdır ve Türkiye'den adaya gelecek olan suyun Kıbrıs'ı Türkler tarafından yönetilmesi konusunda nettir, diyor. Ama yönetim konusunu hallettik. İşte onu söyleyeceğim şimdi. Hani biz hallettik, konuştuk, işte yönetim başka, işletme başka, devamlı surette konuşuyoruz ya bunu. Hatta ilk günden beri Hasan abi sen özellikle buna dikkat çekiyorsun. Ve buradan zaten o anlaşma vardır taslağında da suyu Kıbrıs'ı Türkler idare deyimi altında açık açık yazılır, fiyat böyle belirlenecek, evet, falan filan denetlenecek. Hükümet budur programındaki az önce okuduğum maddede de KKT, orayı iki kere okudum farkındaysam, vurguladım. KKTC devletinin denetimi, su konusundaki denetimi konusunda hükümet programında da zaten yer alıyor bu. Yani denetim bizde olacak şeklinde. Ve bunun, bu mekanizmanın kurulmasıyla ilgili su işleri idaresinde kurulacağı söylüyor hükümet programı. 6 ay içerisinde bunların yapılacağı yer alıyor ki 7. aydayız. Ama CTP'nin bu yap işlet devlet veyahut da kamu özel işbirliği kavramını vesaire kabul ettiğini de Mehmet Ali Bey açıkladı yanılmıyorsam, değil mi? Tabii. Yani son zamanlarda. Geçen hafta. Bakanlar döndükten sonra. Tabii şu var ama burada. Bakın buna da anlaşmamız gerekiyor. Yani bu kavramları kullandığımız zaman keyfi değildir bunlar. Yani nihayette bizden önce yapılan çalışmalarda bu kavramlara hangi anlamlar yüklenmişse, örnekler neyse ona uygun kullanmamız gerekiyor. Biz bu kavramları, yani dilimizde. Aksi takdirde biraz önce izah ettiğim şey çıkar ortaya. Yani birisi kamu özel işbirliği der, bambaşka bir şey anlar. Birisi kamu özel işbirliği der, başka bir şey anlar. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz olur. Aynı şeyi söylemiş olmuyorsunuz öyle olunca. Evet. Yani eğer sizden önce bunu kullananlar, yapanlar, deneyenler, yaşayanlar varsa o örnekleri de bilerek bu kavramları kullanmanız gerekir. Benim orada biraz şüphem vardı. Bunu söylemiştim ekranda. Gerçi şimdi bu tartışma geride kaldı. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kamu özel işbirliğinde ne anladığını tartışmanın da bir manası yok tabii bu saatten sonra. Evet. Ama bunu genel olarak söylüyorum. Çünkü benzer bir şeyi çok manalı buldum. Yeni Kıbrıs Partisi yöneticilerinin bugün bir açıklaması var. Hı. Gazetenin birinde gördüm. Şimdi hangi gazetede deme bana, bilmem. Yeni Kıbrıs Partisi mi? Alpay Durduran Bey'in. Hı. Ve müzakereciler, liderler diyor. Tamam, o Kıbrıs sorunu açısından bakıyor konuya. Kastettikleriyle söyledikleri aynı şey olması lazım. Yani onu bulmak gerekiyor. O çok önemli bence.
yeni düzende olduğunu zannetmiyorum. Havadisi ver bana bakayım. Evet. Tamam sen yorumunu yap da ben bakayım istiyorsun. Yanlış yorum yapıyorum. Tamam o zaman sen onu ararken ben şunu okuyayım. Şeyi doğru bilmeden sevgili vatan doğru, Mehmet'i. Doğru hatırlamadan bak buldum. Liderlerin söyledikleriyle kastettikleri aynı olmalı. Yani çok uzun bir basın açıklamasıdır. Onun tümünü okumadım. Ama bende çok etkili şeyler bıraktı hemen bu başlık bile. Neden? Çünkü Kıbrıs sorununda da böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Tamam? Yani evet. Söylenenle tahayyül ettiğimiz, yani kastettiğimiz arasındaki farklılıklar algıdan yani farklı algılama şeyleri olabiliyor. Böyle olmaması lazım diyor Yeni Kıbrıs Partisi yöneticileri. Buna örnek veriyorlarsa. Evet. Neyse yani sonuçta söylemek istediğini biz anladık Alpay Durdular'ın Hasan abiciğim. Anlamadık mesela mı? Senelerce yok ben anladım. Evet. Hayır örneğini arıyorum. Onların verdiği örnek nedir diye. Önemli. Mesela Federal Kıbrıs dediğimizde işte federasyonun hangi tarafından baktığınıza bağlı oluyordu vesaire. Hı hı. Onu kastediyor. Bizim neyse konumuz su veya diğer ekonomik tartışmalar. Aynı şey burada da var. Yani kavramları bir yerde doğru kullanmalıyız. Veya karşımızdakinin o kavrama ne anlam yüklediğini iyi tahlil etmeliyiz. Şeyi anlayabilmek için, konuyu anlayabilmek için veya farklılıkları ortaya çıkarabilmek için. Evet. Bu arada hani konu değişecek belki ama neyse bunu daha sonra söyleyeyim. Vatan Mehmet'in Birikim Özgür'le bir söyleşi konusu. Değişsin zaten bu konu artık. Yani daha ne kadar aynı. Babamın kaderini yaşamayacağım demiş istifa ile ilgili. Hani Birikim Özgür istifa edecek mi diye ben söylemiştim ya dün Nasır abi sana sürekli sorduydum. Sen de etmeyecek dediydin. Vatan Mehmet de onunla konuşmuş Birikim Özgür'le. O da demiş ki babamın kaderini yaşamayacağım çünkü Özker Özgür babam istifa ettikten sonra hayatının sonuna kadar doğru yanlış eleştirilere maruz kalmıştı diyor. İstifa etmeyi düşünmüyorum. İstifa etmesi gereken eder demiş. Yani istifa etmesi gereken. Tabii herhalde Birikim Bey rahmetli Özker Özgür'ün başbakan yardımcılığından istifasını anlatıyor. Tabii onu söylüyor başbakan yardımcılığından yani istifasıyla. Parti içindeki şeyleri değil. Yok. Bilmiyorum. Ben tabii Özgür Bey başbakan yardımcılığından ayrıldıktan sonra yani çok yakın olmadım, çalışmadım kendisiyle. Hı hı. Yani gerek partide gerekse başka diğer alanlarda. Dolayısıyla doğru yanlış tartışmalarına da fazla muhatap olmadım. Yani kendisi bakımından doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Hiçbir fikrim yok. Ama okay. Ben zaten kendi adıma dıştan baktığım zaman ben bu yaşanan süreçteki olumsuzluklardan dolayı Maliye Bakanlığı'nın hiçbir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Yani herhangi bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Biraz önce belirtildi yani hangi metin ne şekilde Ankara'ya götürüldü ve Ankara'dan ne şekilde geri getirildi. Kaldı ki diğer üç bakana da haksızlık etmek istemem ama yani dört bakan vardı orada nihayette. Hı hı. Ama bu konulara diğerlerinden daha fazla dahil olmuş olan Birikim Bey'in orada da başarılı bir müzakere yürüttüğü ayan beyan ortadadır. Ha bazı arkadaşları, partideki arkadaşları, partidaşları diyebilirler. CTP'nin reddettiğinden daha kötü bir metin getirdin bize. Bunun abartı olduğunu. Bununla ilgili bir cümle söyleyeyim. Bunun abartı olduğunu ve aslında zaten kafalarının gerisinde olan şeyin başka ne olursa olsun bu işi engellemek olduğunu biliyoruz. Tamam. Bak bir cümle okuyorum. Son gelişmelerden sonra artık benim burada oturmam doğru değil. Erkut Bey'in söylediği. Tamam. Bunu sonra söyleyecek Hasan abi. CTP içerisinde sahiplik duygusu bitmiştir. Sanki biz Ankara'ya kendi başımıza gittik gibi konuşuluyor. Demiş tamam. Erkut Şahali. Bu da, da havadisin iddiasına göre. Başka bir genç bakanın algısı ve tepkisi. Odasını bile toplatmış. Havadisin tamam iddiasına göre. Şimdi bak bunlar biraz kişisel şeylerdir. Karakterimizle ilgilidir, tutumumuzla ilgilidir, ileriye dönük tahayyüllerimizle veya
kendi senaryolarımızla ilgilidir. Dolayısıyla biri bak öyle demiş, diğeri böyle demiş. Yani kendi takdirleridir bu. Başka bir cümle. Safadan sonra. Bak başka cümle. Yani onu da kınamıyorum. Kim söyledi? O da yanlış yaptı demiyorum. Tamam. Yani odasını topladıysa. Kimin söylediğini yani? Söylemeyeceğim. Başka bir cümle. Gelip CTP Parti Meclisi'ne takıldık. Bu hükümeti CTP Parti Meclisi yürütecekse kabineye ne gerek var? Bunu da muhtemelen UVP'li biri söylemiştir. Evet. Yani Sunat Atın söylemiş. Kemal Dürüst. Hüseyin Bey söylemiş. Kemal Dürüst söylemiş. Kemal Dürüst söylemiş, tamam mı? Yani çünkü onların geleneğinde bu çok yok. Yani onlar hatta bakanlarını acımasızca eleştirirler. Bazan, hatta dedikodu veya kınama veya mücadele anlamında da. Ama bakanlar gene bildiklerini yaparlar. Yani bu UVP'nin senelerdir sürdürdüğü şey, yönetim tarzının bu olduğunu biliyoruz. Şimdi Talat'ın az önce okuduğum bir şey vardı ya abi. Manifestosu. Manifestosu. 3 Mayıs 2015'e ait. Bu manifestodaki birçok cümlenin sonunda bir tabir var. O da şu. Diyor ki, eğer diyor burada yapılacaklarla ilgili, hükümet programında yer alacaklarla ilgili aslında CTP koalisyon kurarsa bu koalisyonun şartlarını açıklamıştı değil mi? Evet. Talat'ın açıklaması. Hemen hemen hepsinin sonunda şu. Belirli bir takvime bağlanacak, hatırlıyorsun herhalde bu tabiri. Belirli bir takvime bağlanacak, örneğin işte su konusu, örneğin başka bütün konularla ilgili. Takvime bağlanacak, belirlenen takvime uygun sonuçların alınmaması halinde koalisyona devam edip etmemeyi gözden geçirecek diyor CTP. Tamam. Tamam. Zaten bunu çizelgeye yaptıklarını ben görmedim de. Söylüyorlar. Yani bir sürü arkadaştan duydum. Partide asıldığı ve yani kontrol gibi. Evet. Dolayısıyla yani bundan da farklı bir durum yaşamıyoruz tamam. Şimdi. CTP öyle. Yani şunu beklememeliydin. Eğer bekliyorsan. Yani birinci ayın sonuna geldik. Ne yaptık? Yapmadık ufacık bir şey mesela. Hadi tamam biz o zaman koalisyonda evet. Varız yoğuz. Zaten bunu söylememin sebebi şu. Bakış açısı şuydu. UBP gözden geçiriyor. UBP hatta artık Yok, ben buna katılmam. Bence CTP de gözden geçiriyor. Yani hükümete devam edip etmemeyi mi? Ama şöyle bak. Yani hükümete devam etmemek. Bak bugün hükümet biterse, tamam hükümet biterse Hasan abi başka bir şey söyleyeyim. Bu CTP Parti Meclisi hükümeti bitirdi diye bitecek bu hükümet. O zaman niye UBP gözden geçiriyor diyorsun? Algılarda öyle olacak yani gözden geçiriyor. UBP zaten şey ben yaptı, red verdi mesela yani. Mesela ortada saygısızlık veya herhangi bir şey yok. Dün evet. Gün boyu bu kulislerde falan da konuşuldu. Evet. Yani iki parti bir koalisyon kurdular. Yani ne bir restleşme ne bir şu bunu da öyle algılamayın. Kamuoyu da öyle algılamasın. Tamam. İki partinin açıkçası tutum farklılığı, politika farklılığı, tarz farklılığı ne derseniz deyin. Burada 6 ay içerisinde yeterince ortaya çıktı. Yani bu hükümetin devam etmesinin bu halka bir faydası olur mu? Ben yani bu soruyu Mehmet Ali Talat Bey'in ağzından kendim geçen hafta duydum. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani dolayısıyla ortada birisi diğerini atıyor yahut da diğeri gidecek, diğeri kalacak. Böyle bir şey yok. Yok yani ben günün sonunda... Böyle bir şey yok. Yani yapılabilecek olan bir şey varsa... Aklında oluşacak. Yapılabilecek olan bir şey varsa bu hükümet devam edecek. Yapılabilecek bir şey yoksa bu hükümet bozulacak. Ben de sana diyorum ki ve izleyicilere sabahtan ilk açarken sen programı... İki tarafa da o kanaat yerleşmiştir ki bu iş bitmiştir. Bu iş bitmiştir çünkü yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu modelle kanaatinin iki tarafa da yerleştiğini düşünüyorum. Nokta. Algım o yöndedir. Nokta. Dolayısıyla yani bir kavga patırdı çatırdı veya şu bu olmazlar artık bir arada falan böyle bir şey yok. Yok yani ya, yapabilecek bir şeyleri kalmamıştır. Ben bu ilişkinin devam edebileceğine inanmıyorum Hasan abi. Şimdi sen geç kaldın bunu söylemekte. Bunu daha önce söylesen. O değil de yelek güzelmiş yalnız. İşte değiştirdik. Çok şık. Beğendim valla. Konuyu değiştirdim Hasan abi. Konuyu değiştirdin de sen ben bu yeleği dün giydim ve sen bunu fark etmedin. Abi dün geç geldim o yüzden. Ha. Uyanamadıydın herhalde.
da fark etmedin. Dünden beklerdim. Ne oldu Hasan dün abi? Biz yeleği... Dün biz program yaptık ondan emin değilim. Yeleği değiştirdin mi demeni beklerdim. Dün evet. Demedin. Yok siz her zaman şık giyiniyorsunuz da bugünkü yelek gayet şık Hasan abicim. Bugünkü şu... değil oğlum bu dünkü. Tamam işte benim bugün fark ettim. Şöyle indireyim birazcık da halkımız da görsün yeleği tam. Tamam. Evet ara veriyoruz sonra yeniden beraber olacağız. Ermataş Limited ve Kanaş Şirketler Grubu'nun sunduğu bakış açısı devam edecek.